Tüm dünyada koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. 3 milyona yakın vaka var dünyada. Önümüzdeki hafta muhtemelen 3 milyonu aşmış olacak. 200 binden fazla insan da hayatını kaybetti bu süreç içerisinde. Umarım ki bir an önce bu hastalıkla artık vedalaşırız ve normal gündemimize dönmeye başlarız. Tabii normal gündeme hemen dönebilecek miyiz? Çok zor. Çünkü hemen bu hastalığın sonrasında bu kez büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız. Ve bu ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Bütün dünya, hem Amerika hem Avrupa ülkeleri hem de bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, esas zor olan dönem bu olacak. Diğer taraftan hastalığın bir kez daha önümüzdeki kış ortaya çıkabileceği konuşmaları var. İkinci bir dalga yaşanabilir mi konuşmaları var. Aşı bulunabilir mi konuşmaları var. Tabii bunların hepsi önümüzdeki süreçteki ekonomik dalgalanmayı da tarif edecek. Ama bu yıl itibarıyla yaz aylarının gelmesiyle ümit ediyoruz ki bu hastalık yavaşlayacak ve yavaşlamasıyla birlikte bir gevşeme de başlayacak. Almanya ufak ufak gevşeme hareketlerinde bulunuyor. En son perakende ile ilgili bazı mağazaların açılışına izin vereceğini söyledi. Bunu izleyen işte Amerika gibi, Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi bazı ülkeler de gelecektir. Ancak bu hastalığın hızlanmasını mı beraberinde getirecek, yoksa normal seyrinde devam edecek, hatta azalacak mı hastalık? Hep birlikte takip edeceğiz. Bugün biraz rakamlardan bahsedelim istiyorum. Bu hafta sonuna nasıl girdik ve bundan sonraki günlerde rakamlar nereye doğru gidebilir. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, öncelikle dolarla başlayalım isterseniz. Dolar 6.97 seviyesinden haftayı kapattı. Ne olur dolar? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 7 seviyesini görmüştü. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 7'yi zorlamıştı ama 7'yi geçmemesi için elden gelen her şey yapılmaya devam ediliyor. Bunu anlamak çok mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bütün dünyada çok ciddi sıkıntılar var. İhracatla ilgili problemler var. İthalatla ilgili problemler var. Dış ticaret açıklarıyla ilgili sıkıntılar var. Turizm sektörüyle ilgili problemler var. Ve bu koşullar içerisinde dolara baskı yapmak yapılabilecek en büyük hatalardan birisi. Umarım ki bu hatayı yapmıyorlardır. Aldığımız bazı haberlere göre ne yazık ki hala dolar üzerinde baskılar devam ediyor. Ne yazık ki ithalatı sadece vergiyle önlemeye çalışıyorlar. İhracatın zaten iyiden iyiye beli kırılmış durumda. Öbür taraftan turizm sektörünün beklentileri her geçen gün biraz daha düşüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin en önemli çıkış noktalarından birisi doların yükselmesi olacak. Bakalım doları serbest bırakacaklar mı? Yoksa 7'yi, 7.20'yi bir namus meselesi haline getirecekler mi? Bunu göreceğiz. Bana göre serbest bırakacaklar. Çünkü serbest bırakmak zorundalar. Elde avuçta da bir şey kalmadı. Fed'le bir swap anlaşması yapılsa bile bu çok yetersiz olacak. Çok ciddi bir swap anlaşması yapılması gerekiyor ama Amerikan Merkez Bankası öyle yüklü miktarlarda swap anlaşması yapmaya yanaşmıyor hiçbir ülkeyle. 5-6 milyar dolarlık bir swap anlaşması bizim ne kadar işimize yarar, ne kadar derdimize çare olur, o da ayrı bir tartışma konusu. Onun için böyle swap anlaşmalarına bel bağlayarak dolar düşecek falan diye düşünmek büyük bir yanlışlık olur. Bu koşullar içerisinde özellikle dünyanın reel sektörünün çöktüğü, finans sisteminin çok ciddi sıkıntılara girdiği, borsa şirketlerinin bilançolarının her geçen gün bozulmaya devam ettiği ki en son Intel'in bir bilanço rakamı açıklandı Amerika'da, o da kötü. Bu arada şunu da unutmayın, uzun bir süre bakın cep telefonu, bilgisayar gibi alanlardaki firmalar da sıkıntılar yaşayacak. Teknoloji firmalarının bu ayağı sıkıntılı olacak. Evet, e-ticaret firmaları, Amazon gibi, Alibaba gibi firmalar belki bu dönemde çok ciddi karlar elde edecek ya da Walmart gibi firmalar bu dönemde e-ticaret üzerinden çok ciddi karlılıklarını arttıracaklar. Bu apayrı bir konu. Ama reel sektör ve donanımsal teknoloji şirketleri, yani bilgisayar üreten, cep telefonu üreten firmalar hem yüksek fiyatları nedeniyle hem de bu dönemde insanların talebinin iyiden iyiye düşmesi nedeniyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Başta Apple olmak üzere Samsung, Huawei vesaire bu şirketlerin çoğunun karları düşecek. Huawei'nin son karları iyi geldi ama bundan sonraki süreçte Huawei'nin de karlarının hızla düşebileceği kanaatindeyim. Apple gibi, Samsung gibi firmaların çok ciddi sorunlar yaşayabileceği kanaatindeyim bu süreç içerisinde ve onların bilançolarının bozulması başta Nasdaq olmak üzere Amerikan borsalarını çok ciddi anlamda zora sokacaktır. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonraki aşamalarda bu firmalar toparlanabilir. Ama bunun için bir zaman var. Bakın Türkiye'de bile cep telefonu talebinin düşmesinden dolayı yurt dışından getirilen cihazlar 30 gün daha uzatıldı kayıt süresi olarak. 120 güne kadar kullanabiliyorlar. Sonra kayıt yaptırmazlarsa telefonlar kilitleniyordu. Şimdi onu bir 30 günle 150 güne çıkarttılar ama bu da çok fazla bir işe yaramayacak. Velhasıl bu
süreç tehlikeli bir süreç. Bu süreç Nasdaq da dahil olmak üzere tüm borsaların çöküş dönemini işaret eden bir süreç. Borsaya kote olan şirketlerin bilançoları her geçen gün kötüleşmeye devam edecek. Ve onların kötüleşmesi de bu şirketlerin olduğu endekslerin de aşağıya doğru çökmesini beraberinde getirecek. Bu arada dolar ve altına talep de tabii ki bu süreç içerisinde her geçen gün artmaya devam edecek. Muhtemelen her parasal genişleme, ki şu anda yeni bir parasal genişleme dalgası bekleniyor hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında, bu parasal genişlemelerde büyük oranda altın ve dolara kaymaya, yani tasarrufa kaymaya devam edecek. Bu her iki enstrümanın da yukarı hareketini beraberinde getirecek. Yakın zaman içerisinde altının onsunda rekorlar görmeye başlayabiliriz. Şu ana kadar rekor bir seviye görülmedi ama bundan sonraki süreçte ekonomik krizin belirginleşmesi, koronavirüs dalgasının artık ekonomik kriz dalgasına dönüşmesiyle birlikte biz özellikle altın fiyatlarında yukarıya hareketleri arka arkaya görmeye devam edebiliriz. Bakın ben 2000-2500 dolar aralığı diyorum. Uluslararası arenada pek çok uzman artık 3000 dolarlardan konuşmaya başladı altın ons açısından bakıldığında. Gelişmekte olan ülkelerin de başta Türkiye olmak üzere dolar sıkışıklığının artması, faiz oranlarını iyiden iyiye aşağıya çekmiş olmaları, yani faizin de artık cazibesinin kalmaması, yabancı yatırımcıların bu ülkelere artık ilgisinin azalması, hem doğrudan yabancı yatırımcıların hem de sıcak para olarak tabir ettiğimiz yatırımcıların da gelişmekte olan ülkelerin risklerini almak istememeleri nedeniyle bu ülkelerdeki dolar sıkışıklığı, para sıkışıklığı her geçen gün artacak. Bir başka faktör, Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir daralma var. Avrupa Birliği'ndeki bu daralma bizim gibi Avrupa'ya ihracat yapan ülkelerin belini kıracak ne yazık ki. Ve tüm bunların toplamı altın ve dolara talebi daha da arttıracak. Ve doların özellikle Türkiye'de yükselmesini, sert yükselmesini, belki devalüe olmasını beraberinde getirecek. Çünkü tek şans doları devalüe ederek değersiz para birimiyle rekabet gücünü arttırabilmek olacak. İhracat pazarında olabilmek adına, elini en azından bu anlamda güçlü tutabilmek adına, aynı zamanda ithalatın da önünü kesebilmek, pazarını kaptırmamak adına. Evet, 6.97 seviyesinde bir dolar görüyoruz. 7'yi gördü geçen hafta. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde 7'nin üzerinde rakamları göreceğiz ve 7.20 hedefimize önümüzdeki hafta içerisinde ulaşma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Euro, Euro dolar paritesine bağlı olarak hareket edecek. Bu arada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın, Euro düşecek demiyorum. Euro dolara göre ya az değer kazanacak ya da değer kaybedecek diyorum. Dolara göre, ama bakın dolara kıyaslandığında, bunu da nereden söylüyorum size? Ben hiç yurt içindeki Euro grafik değerlerine bakmıyorum bile arkadaşlar. Mümkün olduğunca pariteyi izliyorum. Paritede de size söyleyebileceğim 1.08'in aşağıya doğru zorlandığı, 1.08 muhtemelen aşağıya doğru bir kez daha kırılacak. 1.07-1.06 seviyeleri zorlanacak. Avrupa'dan gelen haberler bu şekilde olmaya devam ederse yakın zaman içerisinde biz 1.03 seviyesinde bir Euro dolar paritesi görürüz. Daha sonrasında Avrupa'nın krizinin büyümesiyle birlikte de biz Euro dolar paritesini dolar Euro paritesi olarak görebiliriz. Eğer böyle bir parite hareketi olursa Euro ile dolar yer değiştirerek Euro yükselmeye devam eder. Çünkü hem Euro hem de dolar TL karşısında değer kazanmaya devam edecek. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri hem Euro'ya hem de dolara karşı çok sert hareketler yapacaklar. Değer kaybı açısından bakıldığı zaman, ama normal koşullar içerisinde, yakın zaman içerisinde biz doları 7.20 seviyesinde göreceğiz arkadaşlar. Doları 7.20 seviyesinde gördüğümüzde parite 1.08'de kalırsa, yani aşağıya doğru kırmazsa, muhtemelen Euro'yu da 8'in üzerinde görürüz arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olayım. Ons 1.729 dolar seviyesinde, vadeli piyasada 1.740'ın üzerinde kapanışlar gerçekleştirdi. Muhtemelen pazartesi günü itibariyle 1.740 doların üzerinde bir altın ons fiyatı göreceğiz. Gram altın 387 lira seviyesinde zaten. Eğer altın onsu 1.740'ı kırar ve onun üzerinde tutunmayı başarırsa, dolar da 7.20'yi görürse, bu durumda biz gram altında da 402 lira hedefimize ulaşmış olacağız. 402 liradan sonra ne olur? Altının ons hareketine bağlı olarak ve dolardaki harekete bağlı olarak dalgalanmalar yaşayacaktır. Sonrasında 1.740 üzerinde tutunan altının onsu, 7.20'nin üzerinde tutunan dolar fiyatıyla birlikte büyük ihtimalle biz 450 liraya doğru giden bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Ama onun öncesinde hafif bir geri çekilme olacaktır. 405-390 aralığında salınacaktır diye düşünüyorum. 387'nin altını görür mü? Evet, 380'e gidebilir, 375'i görebilir. Ama
ama zor ihtimal. Görürse de çok kısa bir hareket olacaktır. Ardından tekrar yukarıya hareketi devam edecektir bu koşullar içerisinde altının. BIST yüz endeksi çok tehlikeli bir sınırda. 98.759 uluslararası piyasalarda bilançolar açıklanıyor ve bu bilançolar her geçen gün biraz daha kötü gelmeye devam edecek. Amazon, Facebook, Google, YouTube gibi firmaları kenarda bırakıyorum ki onların bile karlılıkları düşecek. Çünkü onlarda da reklam maliyetleri aşağıya çekilecek. O firmalara şu anda reklam verenler daha düşük maliyetlerle reklam vermeye çalışacaklar. Açık arttırma usulü biliyorsunuz onlarda. O nedenle mesela Facebook, YouTube, Google'ın bile karlılıkları azalacak diye tahmin ediyorum. Amazon gibi, Alibaba gibi firmaların hareketliği olabilir bu dönemde. Ama bunlar da tek başlarını borsaları yukarıda tutamazlar. Amerikan borsalarından bahsediyorum. Amerikan borsalarındaki ve Avrupa borsalarındaki bilançolara bağlı ve ekonomik krize bağlı satışlar da yarın öbür gün çok ciddi bir çöküşü beraberinde getirecek ve bu BIST'in de hızlı bir şekilde aşağıya kaymasına neden olacak. Bana göre bu seviyeler tepe noktalar. Aman ha dikkatli olun hisse senedindeyseniz. 2 yıllık tahvil tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimi. 100 bas puanlık bir faiz indirdi biliyorsunuz. 9'un da altında artık. Buna bağlı olarak aşağı iniyor ve bu bizim kur üzerindeki risklerimizi daha da arttırıyor. Gelelim CDS'imize. CDS'imiz 600'ün altına inmiyor artık. Neden? Çünkü Türkiye'nin riskleri her geçen gün biraz daha artıyor. Yukarıya doğru gider, aşağıya doğru gitmez kanaatindeyim ben. Ama zaten 500 puanın üzerinde kaldığı her gün aslında riskli bir ekonomi olduğunu işaret ediyor Türkiye. Dolar endeksi 100 puanın üzerinde. Dolar endeksi de 100 puanın altına gitmeyecek gibi görünüyor. Yakın zaman içerisinde 110 puana yaklaşan bir dolar endeksi ile karşı karşıya kalabiliriz. Gümüşün onsunu soran çok oluyor. Gümüşün onsu da şu anda 15 dolar civarında, 15.35 dolar civarında. Bana göre arkadaşlar altınla paralel devam edecektir. Gümüş de yakın zaman içerisinde 17 ile 20 dolar aralığında bir seviye görebiliriz. Altının da yükselişine bağlı olarak. Evet, çok ciddi hareketler gözlenecek kanaatindeyim. Borsalar çok ama çok riskli. Dolara ve altına olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Euro çok büyük talep görmeyecek. Gümüş altına paralel hareket edecek ve altının onsunda da bundan sonraki süreçte rekor denemeleri gelebilir. Aman ha dikkatli olun. Mümkün olduğunca tavsiyem sizlere böyle kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Yani 405'e çıktı, satalım 390'dan yerine koyarız falan. Elbette yapabilirsiniz. Yakalarsanız da ne güzel. Ama bu size ekstra bir stres olacaktır. 3-5 kuruş daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama 3-5 kuruş fazla para kazanayım derken başka fırsatları kaybedebilirsiniz. Unutmayın, uzun vadeli işlem her zaman avantajdır. Kafanız rahat olur. Aynı bir gayrimenkulü geçtiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Şimdi için değil. Şimdi gayrimenkul almak hiç de öyle anlamlı bir şey değil bana göre. Yaptığım videoda da sizlere anlatmıştım sebeplerini ama eskilerden bahsediyorum. Aynı bir gayrimenkul ya da değersiz bir noktada arsa almak gibi bir şey bu. Arsanızı alacaksınız, bekleyeceksiniz. Bir yıl, iki yıl sonra keyfini de süreceksiniz. Sırtınızı koltuğa dayayacaksınız, kahvenizi içeceksiniz. Ve ne iyi yapmışım ya. Bak paramı da kaybetmedim, paramı da korudum. En azından zarar da etmedim, strese de girmedim diyeceksiniz. Bu bile bence çok önemli bir lüks. Bunu da unutmamak gerekiyor sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve tek tek okuyorum. Emin olabilirsiniz. Çok yoğun bir yorum trafiği olduğu için hepsine cevap veremiyorum artık. Bir iki tanesine cevap vermek de istemiyorum. Çünkü adil olmayacağı kanaatindeyim. Onun için hepsini okuyorum ve videolarda böyle genel bir cevap vermeye çalışıyorum aslında. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu arada bildirimlerinizi mutlaka açın ama bakın bildirimlerinizin tüm sekmesini mutlaka açın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki eğer ki bizlere destek vermek istiyorsanız da katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.